Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim, soylular soylusu, seçkinler seçkini, değerliler değerlisi, mukarrep kulun Muhammed'e ve Muhammed'in âline selatların en üstünüyle selat eyle. Bereketlerinin en kamiliyle ona bereket ver. Rahmetlerinin en yararlısıyla ona rahmet et. Rabbim, Muhammed ve âline selat eyle. Bir selat ki durmadan artsın. Artışı ondan çok olan bir selat olmasın. Ona selat eyle. Bir selat ki sürekli büyüsün. Ondan daha çok büyüyen bir selat olmasın. Ve ona selat eyle. Hoşnut olacak bir selat ki onun üstünde bir selat olmasın. Rabbim, Muhammed ve âline selat eyle. Bir selat ki onu hoşnut etsin. Hoşnut olacağından da fazla olsun. Ona selat eyle. Bir selat ki seni hoşnut etsin. Onun için hoşnut olacağından da fazla olsun. Ve ona selat eyle. Bir selat ki onun için ondan başkasına razı olmasın. Ondan başkasını da onu ehil görmezsin. Rabbim, Muhammed ve âline selat eyle. Bir selat ki hoşnutluğundan öteye geçsin. Varlığın devam ettikçe ardı arkası kesilmesin. Kelimelerinin bitmediği gibi asla bitmesin. Rabbim, Muhammed ve âline selat eyle. Bir selat ki meleklerinin, nebilerinin, Resullerinin ve itaat edenlerinin selatlarını derleyip toplasın. Cinlerden ve insanlardan davetine icabet eden kullarının selatlarını kapsasın. Yarattığın tüm yaratık türlerinin selatlarını bir araya getirsin. Rabbim, ona ve âline selat eyle. Bir selat ki geçmiş gelecek tüm selatları kuşatsın. Ona ve âline selat eyle. Senin ve herkesin beğeneceği bir selat ki onunla birlikte diğer selatlar meydana getiresin. Onu kaç katına katladıkça o selatları da öyle yapasın. Günler geçtikçe onları senden başka kimsenin sayamayacağı bir şekilde kat kat arttırsın. Rabbim, onun tertemiz ehli beytine de ayrıca selat eyle. Onlar ki işin insanları doğru yola hidayet etmek için onları seçtin. Onları ilminin bekçileri, dinin koruyucuları, yeryüzündeki halifelerinin ve kullarının üzerindeki hüccetlerin kıldın. İradenle onları pislik ve kirden tam anlamıyla temizledin. Onları sana ileten vesile, cennetine götüren yol kıldın. Rabbim, Muhammed ve âline selat eyle. Bir selat ki onunla onlar hakkındaki bağışlarını ve onurlandırmanı artırasın. Onlara olan ihsan ve nimetlerini tamamlayasın. Senden elde edilecek kâr ve yararlardan nasiplerini bol edesin. Rabbim, ona, Hazreti Muhammed'e ve onlara, ehl-i beytine selat eyle. Bir selat ki, evvelinin başlangıcı, müddetinin bitimi, ahirinin nihayeti olmasın. Rabbim, arşının ve onun altındakilerinin ağırlığınca, göklerinin ve onların üstündekilerinin tuttuğuca, yerlerinin ve onların altındakilerin ve aralarındakilerin sayısınca onlara selat eyle. Bir selat ki onları sana daha bir yakınlaştırsın. Senin ve onların hoşnutluğuna vesile olsun ve benzeri selatlar hep devam etsin. Allah'ım, ben ise senin o naciz kulunum ki daha yaratmadan önce ve de yarattıktan sonra
ona nimet verdin. Onu dinine ilettiğin, hakkını ödemeye muvaffak ettiğin, sağlam ipinle koruduğun, hizmine aldığın, dostlarını sevmeye, düşmanlarına düşman kesilmeye hidayet ettiğin kimselerden kıldın. Daha sonra ona emrettin, emrini tutmadı. Sakındırdın, sakınmadı. Karşı gelmemesini öğütledin, karşı geldi. Ancak bunları sana inat ederek ve sana karşı büyüklük taslayarak yapmadı. Tutkusu onu bu işlere sürükledi. Düşmanının ve düşmanı olan şeytan bu hususta ona yardımcı oldu. Yasaklarını irtikap ederken, tehdit ve korkutmalarını bildiği halde, affını ümit edip bağışlamana güveniyordu. Oysa kendisine verdiği nimetlerle o işleri yapmamaya en çok layık olan kullarındandı. Şimdi ise hor, hakir, zelil, alçak ve azabından korkan biri olarak karşında durmuş, taşıdığım büyük günahları, işlediğim koca hataları itiraf ederek affına sığınıyor. Rahmetini umuyorum. Kimsenin beni senden koruyamayacağını, hakkımda verdiğin karara engel olamayacağını biliyorum. O halde suçlulara döndüğün rahmetinle bana dön. Ellerini sana doğru uzatanlara bahşettiğin affını bana bahşet ve sana ümidi olanlardan esirgemediğin mağfiretini benden esirgeme. Bugün de benim için bir nasip ayır ki onunla hoşnutluğundan bir pay elde edeyim. Beni bugün de sana kulluk sunan kullarının elde ettikleri şeylerden mahrum etme. Gerçi ben onların sundukları iyi işleri sunmuş değilim. Ama tevhidini sunmuş, zıttın, benzerin, ortağın olmaktan seni tenzih etmişim. Emrettiğin kapılarda sana gelmiş, öyle bir vesileyle yakınlığını aramışım ki, kimse onun dışında başka bir vesileyle sana yaklaşamaz. Daha sonra bunu tövbeyle sana dönüşüm, yüceliğinin karşısında alçalıp küçülmem, hakkında iyi şeyler düşünmem ve katındakine güvenmem izlemiş. Sana olan ümidim de ki sana ümidi olup da ümidi boşa çıkan az olur, arkadan bunları desteklemiştir. Ve ben böbürlenmelerinin böbürlendiği gibi böbürlenerek, itaatleriyle övünenlerin övündüğü gibi övünerek, şefaat edenlerin şefaat edeceklerine güvenerek değil, hor, hakir, muhtaç, fakir, korkan, sığınarak, arayan biri olarak rahmetini dileniyorum. Bununla birlikte ben azdan da az, alçaktan da alçak, zerre gibi veya zerreden de aşağıyım. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.